Almanya'nın Duisburg şehrinde, Duisburg yazıyor. Almanya'nın Duisburg şehrinde Düsseldorf Üniversitesi'nin akademik eğitim hastanesi olan St. Johannes Hospital, yani Aziz Yuhanna Hastanesi bulunmaktadır. Almanya'nın Duisburg şehrinde Düsseldorf Üniversitesi'nin akademik eğitim hastanesi bulunmaktadır. Duisburg'daki İslam Birliği adındaki derneği, İslam Birliği adında bir dernek kurmuş Müslüman arkadaşlar. Bu dernek mensupları bu hastahaneye müracaat ederek Müslüman hastaların cuma namazını kılabilecekleri bir mekan tahsis edilmesini istemişler fakülteden. Üniversitenin Aziz Yuhanna Hastanesi'nden Müslüman hastaların cuma namazını kılabilecekleri bir mekan tahsis etmelerini istemişler. Hastahanenin idare müdürü Herr Dölken, ismini de veriyor, Herr Dölken bu yazıya hemen cevap vererek meselenin müzakere edileceğini, esaslı bir çözüm bulunması zaman alacağından şimdilik hastahanenin yanında bulunan tıp okulunun bir odasının istenilen işe tahsis edileceğini derhal bildirir. Olmuyor. Duisburg İslam Birliği müracaat mektubunun müdürünün diyor cevabi yazısının fotokopileri bende mevcuttur diyor gazeteci. Müslüman bir yazar arkadaşımız. Fotokopileri bende mevcuttur. Bunları gönderen kardeşe teşekkür ediyor. Birçoğumuzun bildiği üzere Almanya'daki her hastanede hastaların, personelin ve ziyaretçilerin içinde ibadet edebilecekleri kapelle adı verilen küçük bir kilise bulunur. Her hastanede. Küçük bir kilise. Ayrıca her hastahanenin Katolik veya Protestan papazları ve rahibeleri vardır. Her hastahanenin papazı. Zaten o ülkede hastahaneleri kurup işletenler kilise teşkilatlarıdır. Son 30 yıldan beri Almanya'da kalabalık bir Müslüman nüfusu bulunduğundan hastahanelerde Müslümanlar için de talep vukuunda İslam ibadet odaları açılmıştır. Bakın. Şimdi Almanya'dan Türkiye'ye geçelim. Aynı okuyorum buradan. Almanya'dan Türkiye'ye geçelim. İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde namaz kılan 150 kadar öğrenci vardır şu anda. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde dekanlığa, üniversitenin dekanlığına ve başhekimliğe defalarca resmen müracaat edilmiş bir mescit açılması istenmiştir. Maalesef ilgililer bu haklı meşru isteklere kulak tıkamış, tek bir cevap vermemiş oldukları gibi içinde ancak 3 kişinin namaz kılabildiği merdiven altındaki mescidi de kapatmışlardır. Vallahi böyle ya. Zavallı Türkiye, zavallı Müslümanlar, zavallı laiklik, rezil laiklik, sefil laiklik. Şimdi gelin de laikliği benimseyin bakayım. Hangi Müslümanın kalbi, hangi Müslümanın gönlü laikliği benimserse o gönülde Allah yoktur. Maalesef ilgililer bu haklı meşru isteklere kulak tıkadıkları gibi içinde ancak 3 kişinin namaz kılabildiği merdiven altındaki yeri de kapatmışlardır. Her vatandaş Almanya'nın Duisburg şehrindeki Johannes Eğitim Hastanesi'nde açılan mescit ile İzmir'deki Tıp Fakültesi Hastanesi'nde açılmayan mescit hikayesini ibretle mukayese etmelidir. Laikliği ne bela olduğunu anlamalıdır. İzmir'deki ateist, mason idareciler sözde batıcı Avrupalı geçinirler. Fakat tatbikatta fanatik ateist, mason bolşevikler gibi dine ve dindarlara karşı çıkarlar. Hani laiklik dinsizlik değildi, sen gel benim bunu külahıma yuttur. Laiklik dinsizlik değilse niye bu mescidi açmadın kafir? Masonlar din ve vicdan hürriyetine saygılı, başkalarına karşı hoşgörülü olduklarını söylerler ama uygulamada tam tersini yapan Allahsızlardır. Şimdi onlar istemiyor ve izin vermiyor diye 9 Eylül Tıp Fakültesi'nde ve Eğitim Hastanesi'nde mescid açılmayacak mıdır? Ne münasebet? Elbette açılacaktır.
Böyle bir yerin açılması Müslümanların hakkıdır. Haklar verilmez alınır. 2000 yılına varmadan İslam'ı hakim kılmak Müslümanların borcudur. Aziz müminler, her şey açıktadır, görüyorsunuz. Allah'a hamdolsun, her ne kadar tuvalet kanalı manalı da olsa bir takım televizyonlar görüyorsunuz nasıl rüşvetler alındığını anlatıyorlar. Nasıl devlet hazinesinin soyulduğunu anlatıyorlar. Kemal Hurzumlar, bilmem ne hortumlar, Yahudiler, kafirler, Allah, koca Türkiye'yi bir pasta gibi paylaşıyorlar. Ve bunları da anlatıyorlar. Rüşvet almadan belediyelere kimsenin giremediğini, akşam Kadıköy Belediyesi'ni gördünüz. Resmen meclis toplandı, rüşvet alan bir memuru meclise muhakeme ettiler. 10 milyon, 100 milyon rüşvet alan zabıtalar, Allahsız zabıtalar, ahlaksız memurlar, layık insanlar, layıklığa inandığı için milleti soyuyorlar. Niye Allah karışmaz bize diyorlar. Allah'sa Allah, bana ne Allah'tan diyor. Karışmazmış. Bakalım nasıl karışır, nasıl karışmaz. Peki Allah karışmıyorsa siz de karışmayın. Öldüğünüz zaman niye musalla taşına geliyorsunuz hayvanlar? Allah size karışmıyorsa siz de Allah'ın mescidine, musalla taşına, camiye, cenazeye karışmayın. Nereden kalkarsanız kalkın. Hem şeriatın camisine, hem şeriatın musalla taşına gelip musallat oluyorlar, hem de kahrolsun şeriat diyorlar ki kainatın en büyük sahilleridir bu, rezilleridir bu adamlar. Ne akla sığar, ne ilme, ne irfana, ne şeriat, hiçbir şey sığmaz bu cahillik. Yeryüzünün bütün cahillerin toplasanız, terazinin bir gözüne koysanız, o cenazede yürüyen bir cahil hepsini alır gelir, çeker aşağı alır. Korkunç bir şey. Öyleyse yaklaşmayın camilere, öyleyse gelmeyin musalla taşına, yaklaşmayın ölünüz diriniz, gidin başkayeden cehenneme gidin. Ama inşallah Müslümanlar, inşallah bir şeyler görüyorlar. Birçok şeyin farkına inşallah varıyorsunuz demektir. Allah'ın izniyle sizler ve bütün ümmet-i Muhammed herhalde mezar taşı değilsiniz. Bir şeylerin farkına varıyorsunuz. Bir şeyler olacağını hissediyorsunuz. Allah'ın lütfuyla Cenab-ı Hak bizi İslami hayata, yeryüzünde Müslümanların birleşip bütünleşip dini İslam'ı hayata hakim kılmaya hazırlıyor. Rejimler çöktü. Sistemler çöktü. Rusya çöktü. Amerika vallahi çöküntünün eşiğinde. Avrupa çöktü. Bakın insan hakları bakımından Avrupa'nın nasıl hain, kafir, iki yüzlü olduğu Bosna olaylarında ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Mesele bitmiştir. Avrupalıya inanmak mümkün değildir. Avrupalıyı sevmek mümkün değildir. İçinde, kalbinde zerre kadar imanı olan bir kimse Hristiyan Avrupa'yı severse kafir olur. Ölçü budur. Sevmeyeceksiniz. Avrupa'ya nefretle bakacaksınız. Amerika'ya nefretle bakacaksınız. Kalbinizde Amerika'ya ve Hristiyan Avrupa'ya karşı zerre muhabbet varsa Muhammed Mustafa inkar edilmiştir. Böyle anlayın. Allah nasip ederse önümüzdeki derslerde bu konuları çok ayetlerle, vallahi burada öyle bir ayet var ki bu iki saat sürer bu ayetin izahı, vakit yok. Ve bu dersleri, bu konuları, bu konuşmaları inşallah sıhhatle, selametle, saadetle yapacağız. Ancak sizlerden istediğiniz bir şey var, Allah aşkına sahip olun. Onlar istemiyor diye camilerimiz açılmayacak değildir. Onlar istemediği halde biz cami açacağız. Onlar istemediği halde biz imam hatip okullarını açacağız. Onlar istemiyor diye imam hatip okul mezunlarını askeri okullara sokacağız. Kurmayacağız, mümkün değil yani. Onlar istemiyor, Ebu Cehil istemiyor diye Muhammed Mustafa durdu mu? Firavun istemiyor diye Hazreti Musa durdu mu? Nemrut istemiyor diye Hazreti İbrahim durdu mu? Biz de durmayacağız. Ama sahip çıkın işte. Allah aşkına Ramazan bütçesi hazırlayın. Ramazan masrafı hazırlayın. Vicdanınızı hazırlayın. Cüzdanınızı hazırlayın. Talebeye, müminlere, Müslümanlara gayretinizi hazırlayın. Ramazan bir harman mevsimidir. Heybenizi hazırlayın. Önümüzdeki derslerde inşallah hem teravih vaazlarında hem cuma vaazlarında bu konuları geniş işleyeceğiz. Ezan-ı Muhammed'i okunu bekletmeyeyim. Daha sonra bu konulara geçmek üzere Rabbi Rahim Zülcelal cümlemizi yaklaşan Ramazan'ın şerefine,
feyzine ve bereketine nail eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil